Sınır anahtarı. Otomatik kapı açıldığında nasıl duruyor? Peki bir asansör kata geldiğini nasıl anlıyor? Şimdiye kadar görmüş olduğumuz butonların hepsinde uyarı elle yapılıyordu. Eğer kontakların uyarısı herhangi bir hareketli parça aracılığıyla yapılacak olursa bu elemana sınır anahtarı denir. Nihayet şalteri veya limit switch olarak da isimlendirilirler. Birçok yön ve şekillerde hareketin algılanması gerekebileceği için çok farklı yapılarda sınır anahtarları bulunmaktadır. Sınır anahtarları normalde açık, normalde kapalı veya her ikisini birden bulunduran kontaklardan oluşur. Burada sınır anahtarının Avrupa ve Amerikan normunda yine sembollerini görüyorsunuz. Sembolleri tekrar toplu olarak bir daha ele alacağız. Sınır anahtarları pozisyon bilgisi almak için, sağdan pozisyon bilgisi veya parçanın durum bilgisini almak için kullanırız. Aslında sensörlerle yaptığı iş aynıdır. Sensörler temassız algılama yapar. Sınır anahtarları mekaniki olarak temas söz konusudur. Peki o zaman bir kapıda otomatik kapının açılması veya kapanması sırasında konum bilgisini bir sensörle alabilir miyiz? Evet, bir sensörle de alabiliriz ama sensörlerin maliyetleri sınır anahtarlarına göre oldukça yüksektir. O nedenden dolayı mümkün olduğunca eğer bir parça tahrikli bir parça tarafından uyarı alabiliyorsak sınır anahtarları kullanmak maliyet açısından bize daha avantajlıdır. Sınır anahtarlarının montajında dikkat edilmesi gereken nokta kafa tahrik yönünün hareket yönüne uygun bağlanması gerekmektedir. Burada dikkat edecek olursanız sınır anahtarlarının burada bir tahrik mekanizması, kafa kısmı var. Burada da algılayacağı parça var. Bu algılayacağı parçanın sınır anahtarlarının kafasındaki makaranın ya da biraz sonra göreceksiniz her ne varsa kolayca uyarılabilmesi için gerekli konstrüksiyonda olmasına burada dikkat etmemiz gerekir. Aksi takdirde kafaya sert çarpmalar veya uygunsuz bir şekilde kafanın harekete zorlanması sınır anahtarlarının ömrünü kısaltacaktır. Sınır anahtarları tek parça olabileceği gibi kafa ve gövde blokları ayrı parçalarda olabilir. Bu sayede kafa tahrikleri açısından çok fazla seçeneğe sahip olunacaktır. Butonlarda olduğu gibi sınır anahtarlarında da gövde kısmı ile kafa kısmı ayrıdır. Çoğunlukla ayrıdır. Bu bana daha esnek montaj yapabilme veya kafa seçebilme olanağı sunar. Sınır anahtarları çok farklı hareketlere algılamada kullanılabilir. Kafanın yani tahrik mekanizmasının çok farklı şekillerde seçilebilmesi sınır anahtarına bir esneklik kazandırmaktadır. Burada dikkat edecek olursanız çok farklı şekillerde sınır anahtarı kafası, tahrik mekanizması bulunmaktadır. Biraz sonra göreceksiniz çok daha farklı şekillerde de tahrik mekanizması veya hareketi algılama kısmı olacaktır. Bu bana hareketi algılamada kolaylık sağlar. Örneğin bir dolumdaki tenekeleri algılayacaksınız. Tenekeler 5 ve 10 kiloluk. Bunu algılarken örneğin geçiş sırasında tenekenin ya da tenekenin işte gelip çarpması durumunda teneke boyutları 5-10 kiloda değişeceği için mesela ayarlanabilir kollu buradaki tahrik mekanizmasını seçebilirsiniz. Eğer tahrik birkaç yönden olacaksa burada birden fazla makaraya sahip olan tahrik mekanizmasını seçebilirsiniz. Eğer algılayacağınız mekanizma, mekanik aksam, hafif bir mekanik aksamsa ona göre anten şeklinde ya da kedi bıyığı dedikleri şekillerdeki tahrik mekanizmalarını seçmeniz mümkün. Tahrik mekanizmasının çeşitliliğinin yanı sıra kullanım yeri ve ortamına göre sınır anahtarlarının gövdeleri de çok çeşitli şekillerde olabilir. Bakın burada sınır anahtarını kafasını 90 derece dönecek şekilde yerine montajını yapabiliyorum. Bu bana bir esneklik sağlar. Ayrıca aslında buradaki mekanizma sınır anahtarının içerisindeki pimi hareket ettiriyor. Sağa ya da sola döndürüyor. Bu içerideki kontakları hareket ettiriyor. Buradaki bağlantı noktasını gevşetip bu kafadaki makarayı da çeşitli açılarda yerleştirmem mümkün. Bunların hepsi montaj yaptığım yerde bana esneklik sağlaması açısından. Dikkat edecek olursanız gövdeye çok farklı şekillerde tahrik mekanizmaları, sınır anahtarı kafaları yerleştirilebiliyor. Çok farklı şekillerde sınır anahtarlarını görmeniz mümkün. Burada birkaç tane örneği hızlıca geçelim. Bakın bu da çok çeşitli yapılardaki makaralar sahip sınır anahtarları. Bunlar kollu sınır anahtarları. Şurada mesela konveyör bantı kaymasını izleme diye bir sınır anahtarı koymuşuz. Burada konveyörler, bantlar hareket ederken bantın bazen sağa ya da sola kayması söz konusu olabilir. Eğer bunu bantın üst kısmına yerleştirecek olursanız, eğer bant kayıp şu yukarıdaki pimi uyaracak olursa pim hareket edecek. Hareket ettiğinde sınır anahtarları konum değiştirecek ve bantın kaydığını biz buradan algılayıp bantı durdurup gerekli ayarlamaları yapabileceğiz. Çeşitli kollarla tahrik yapabileceğimiz sınır anahtarları var. Ayrılabilen anahtarlı sınır anahtarları.
Bu sınır anahtarlarında uyarı anahtara ait ayrı bir parçanın sınır anahtarı yuvasına girmesiyle sağlanır. Kapılarda, pano kapaklarında veya güvenlik bölgelerinde güvenlik pozisyonlarını incelemek için kullanılırlar. Burada normal makaralı ya da pimli bir sınır anahtarından bahsetmiyoruz. Kapı geçiş noktalarında kullanılan bir sınır anahtarından bahsediyoruz. Eğer buradaki pim, bunu şeye benzetebilirsiniz. Arabaların emniyet kemerlerini taktığınız yere benzetebilirsiniz. Eğer buradaki pim, yani anahtar kısmı karşılığı sınır anahtarının içine giriyorsa, örneğin 21-22 kapalı 13-14 açık, bu pim dışarı çıktığında 21-22 kapalı olan açılıp 13-14 açık olan kapanır. Nerede kullanıyoruz bunları? Örneğin bir presin çalışabilmesi için önündeki kapanın kapatılması gerekebilir. Bu bir güvenlik amaçlıdır. Çünkü pres çalışırken oraya operatörün parça koyup parça almasını engellemek ya da operatörün elinin, kolunun, kafasının o bölgede olmasını engellemek için önüne bir kapı konabilir. Ya da robotların hareket ettiği alanlarda robotun etrafı tel örgüyle çevrilir ve o tel örgüye bir kapı konabilir ki robot çalışırken içeri operatör girmesin diye. Burada güvenlik amaçlıdır bu. Normal sınır anahtarı kullandığınızda şöyle bir durum söz konusu olabilir. Örneğin preste çalışan operatör daha hızlı çalışabilmek için sınır anahtarını bantla yapıştırabilir ya da telle kafasını bağlayabilir bir yöne doğru çevirip. Bu sefer sistem bunu sana kapı kapalı olarak, sınır anahtarı uyarıldı, kapı kapalı olarak görür ama o ara kapı açıktır ve operatör çalışabilir. Eğer böyle bir sistemde hareketli kapı kısmına anahtarı sabit kısma da eğer siz sınır anahtarını kendisini takacak olursanız ancak ve ancak bu pim sınır anahtarına girdiğinde uyarı gerçekleşir. Bu durumda da işte robot çalışıyorsa robot çalışabilir komutu ya da pres çalışıyorsa pres inebilir komutu verilebilir. Bu tamamen güvenlik amaçlı kapı geçiş noktalarında kullanılır. Bunun kilitlemeli olanları da vardır. Bakıyoruz bu nasıl çalışıyor. Burada yine aynı mantıkla buradaki anahtar kısmı karşı tarafa girdiğinde aslında bu sınır anahtarı uyarı hale geliyor. Ama buradaki fark şu. Bunun içerisinde bir de elektrobobin var. Bu elektrobobin de karşı tarafa giren pimi anahtarı içeride kilitleyebiliyor. Yani siz kapıyı kapattınız. Kapıyı kapattıktan sonra sınır anahtarı size kapı kapandı bilgisini verdi. Daha sonra içeride robot veya pres çalışmaya başladı. Kapı ayrıca bu pimi kendi içerisinde kilitliyor. O ara siz kapıyı açmaya çalışsanız dahi bu bir kilitleme mekanizması görevi görüyor ve kapıyı açamıyorsunuz. Ancak stop yapmanız durumunda bu içerideki bobin pimi serbest bırakıyor. Stop yapıp ancak kapıyı o şekilde açabiliyorsunuz. Yani kendisinden bir de içeride kilitleme mekanizması var.